Birisi mutluluk mu dedi? Yok canım. Kime kalmış ki mutluluk? Hayatın acısını dibine kadar yaşayabilmelisin. Niye mutlu olasın ki? Bazen hüzün olmalı. Acı çekeceksin. Ve sol yanın biraz acıyacak. Sol yanın acımadan olmaz. Acı çekmeden olgunlaşmaz insan. Acı insan iliklemiş içine işlemeli. Acı çekmeden olgunlaşmaz. Arkadaşlar, bunu söylerken bile içim karardı. Mustafa Çay, kişisel gelişimci, klinik psikolog diyor ki, mutsuz olmak günahtır. Bize diyor arabesk toplumda öyle şeyler lanse edildi ki, sanki böyle acı çekmek, mutsuz olmak çok önemli bir meziyetmiş gibi gösterildi. Hayır, tam tersi. Ne diyor bilge kişi? Güzel düşünen güzel yaşar. Dolayısıyla arkadaşlar güzel düşünmek lazım. Mutlu olmanın yollarını bulmak lazım. Mustafa Çay, kişisel gelişim alanında çok güzel, değerli çalışmalar yapan, eğitimler, seminerler, konferanslar veren, nitelikli kitaplara imza atan bir yazar ve uzmanımız. Mutsuz olmak günahtır. Neden? Bunu daha öncesinde Mustafa Çay imzalayıp vermişti. Bayağı bir zaman dilimi geçti. 4 yıl önceydi. Dedim özellikle bunu atmak istedim ki zaten hiçbir kitap atmam. Bir kenarda tuttum. Bugün sizlerle bunu paylaşıyorum. Mutluluk nedir? Bizi mutsuz eden noktalar neler? Mutlu olmak için neler yapmak lazım? Hayata bakışımız nasıl olacak? Önce kendi içsel dünyamıza nasıl yol alacağız? Çevremize nasıl yaklaşacağız? Buna yönelik son derece güzel bilgileri içine alan bir kitap. Mustafa Çay'ın bütün kitaplarını gözüm kapalı tavsiye ederim. Mutsuz olmak günahtır da. Zaten adı bir kere güzel. Diğer kitapları gibi arkadaşlar tavsiye ettiğimiz bu haftanın birinci kitabı diyoruz. Değerli arkadaşlar, hayatımızı güzelleştiren en temel unsurlardan bir tanesi ise edebiyattır. Edebiyatı en güzel taraflardan bir tanesi de, edebiyatı yaygınlaştıran noktalardan biri ise edebiyat dergileridir. Bir edebiyat dergimiz var. 14 yıldır çıkan, Türk edebiyatına damga vurmuş, Türk edebiyatına yol açmış Mehmet Ali Bulut asıl desteğiyle yönetiminde. Yine Sadık Yalçınlar, Mustafa Aydoğan, Ali Sali ve farklı arkadaşlarla birlikte genel yayın yönetmeniydi. Arif Ay Üstad yıllarca genel yayın yönetmeni yaptı. Muhteşem bir dergi. Edebiyat ilgilenen herkese tavsiye ediyorum ki bu ayki Edebiyat Ortamı dergisinin muhteşem bir hediyesi var. Her sene bunu yapıyorlar arkadaşlar. Edebiyat Ortamı Şiir Yıllığı 2021. Arkadaşlar bu şiir yıllığı yıllardır Türkiye Yazarlar Birliği'nde kültür sanat yıllığı ile ilgilendiğim için bunu biliyorum. Bir yıllık çıkartmak çok kolay değil. Hele hele edebiyat camiasında başlı başına bir alan. Şiir yıllığı ise Ali Sali, Sadık Yalçınlar, Ali Sali'nin önderliğinde çıktı. Ve edebiyat ortamının bütün çalışanların desteğinin hepsinin ciddi bir emeği var burada. Muhteşem bir yıllık oldu. Peki ne var burada? Sadece o yıl Edebiyat Ortamı dergisinde çıkmış şiirler değil. Farklı dergilerde çıkmış. Önce şiir poetikası, şiir hakkında yazılmış yazılar, şiir değerlendirmeleri, edebiyat dergileri, edebiyat dergilerinin içerisinde şiir bölümleri ve arkadaşlar yine Türkiye'de değişik edebiyat dergilerine çıkmış, yayınlanmaya, yıllığa değer bulunmuş, 200 küsur sayfa sadece şiir kısmı var arkadaşlar. 400 küsur sayfalı bir kitap, poetika, dergi değerlendirmeleri, edebiyat değerlendirmeleri ve şiirlerin olduğu muhteşem bir yıllık olmuş. Ben yürekten kutluyorum. Bu arada şiirle ilgilenen, şiir yazan herkesin özellikle zaten bir edebiyat ortamını takip etmesini tavsiye ediyorum. Ama bu sayısını asla kaçırmamasını, geçmiş sayılara da öyle. O kadar muhteşem bir sıralama var ki
dönem dönem bakıyorum. Şiir atölyesinde Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi şiir atölyesindeki öğrencilerimize de yazarlık atölyesindeki diğer öğrencilere de ısrarla tavsiye ettim. Bir şekilde bunlara ulaşın arkadaşlar. Muhteşem bir kitap. Yürekten kutluyorum. Edebiyatsız, kültürsüz, sanatsız, estetiksiz, üretimsiz, sporsuz bir hayat yaşanmaya değmez. Kitabınız ve okumalarınız bol olsun diyoruz arkadaşlar. Değerli arkadaşlar, iki değerli kitap tanıtımından sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şimdi bir soru geldi. Soru şuydu, hocam sizin uygulamalı hızlı ve etkin okuma tekniklerini kitabınızı aldım. Kurs formatında kitap çok güzel. Daha önce iki farklı kitap aldım ama o sadece teori vardı. Burada kurs formatında uyguladım. Fakat arada eski okuma alışkanlıklarıma dönüyorum. Ne yapacağım? Yani bu teknikleri kullandım. Burada anladığım bu. Ama arada eski okuma alışkanlıklarına dönüyorum. Ne yapacağım? Şimdi değerli arkadaşlar, bu durum sadece bu arkadaşımız için değil, bol miktarda gelen sorulardan bir tanesi. Tabii ki ideali nedir? Bir kurstur. Kursta öğrenen öğreten diyaloğu var. Kişinin yapmak istediği, yani kazandırmak istediği bilgi neyse ona göre biz yönlendirme yapıyoruz. Gayet doğal, keyifli de oluyor. Ama burada bize bu kitabı yazma amaçlarımızın temel noktası şuydu. Kursa gitme imkanı olmayan kişilerin kursa gitmeden bu nasıl öğrenebilir? Zaten kitaptaki bizim vermiş olduğunuz bilgi de değerli arkadaşlar, bilgiler de tamamen kurs formatında zaten bu. Burada birinci ders, ikinci ders, üçüncü ders diye gidiyor. Burada eğer ki tam istediğiniz randımanı alamadıysanız, yani şöyle eskiye dönüyorsanız yeterince tekrar yapmamışsınızdır de bir. İkincisi, kitapta önerilen bir sıralama var. O sıralamaya dikkat etmemişsinizdir. Ona biraz daha dikkat etmenizi istiyorum. Bir, çalışmaları yaparken her dersin başında, her konunun başında hangi sayfayı, hangi uygulamayı kaçar dakika, kaçar periyot yapacağımız tek tek bahsedildi. Ona göre yapmanızı tavsiye ediyorum. Önce çalışma ortamını oluştur. Ben bugün yarım saat, 40 dakika çalışacağım gibi bir hedef koy. Ne olursa olsun buradan kalkmayacağım de. Yemeğe oturunca sen yemeğe yemeden ya da başlayıp kalkacağım diyor musun? Hayır demiyorsun. O zaman ne yapacağız arkadaşım? Burada da diyorsun ki ben bunu bu kadar süre yapmadan kalkmayacağım. Bunu şu kadar süre çalışmadan kalkmayacağım diyorsunuz. Derse başlamadan önce verilen sürelere dikkat edin. Ve her çalışmayı o her dersin başında verdiğimiz sürelerde yapmadan başka bir uygulamaya geçmeyin. Neden değerli arkadaşım? Çünkü orada zaten size verilen süre uzun değil. Bir dakika, iki dakika. En uzun çalışma üç dakika. O üç dakika yap, kısa bir ara ver, ikinci uygulamaya geç. Onu iki dakika ya da üç dakika yap. Kademeli olarak size önerilen sürelerde yaparak giderseniz hem beynin öğrenme sürecini hızlandırırsınız, beyindeki kalıcı öğrenmeyi güçlendirebilirsiniz arkadaşlar. Önerilen çalışmaları önerilen sürelerde yapmadan başka bir çalışmaya geçmiyoruz bir. Yeni bir uygulamaya geçtiğinizde, bir çalışma bitti, yeni bir uygulamaya geçtiğinde çalışmanın mantığına göre, bazı çalışmalar var ki tamamen bağımsız arkadaşlar, bir çalışma hep aynı mantıkla gider, bazı çalışmalar ise bir öncekiyle bağlantılı gider. Bir öncekiyle bağlantılı olan çalışmayı öncekiyle bağlamadan diğerine geçmeyin. Mutlaka bağlamanızı tavsiye ediyoruz. Ve yine uygulamalar yaparken bazı çalışmalar size tuhaf, mantıksız, saçma gelse de önerdiğimiz sürelerde yapın. Nasıl yani derseniz, bugünkü programımızın başında ilk bölümünde ne yaptık arkadaşlar? Yeni bir hızlı okuma modelinden bahsettim size. Tersten satır takibi. Şimdi tersten satır takibine düz mantıkla baktığında size çok tuhaf ve saçma gelebilir. Ya mantıksız gelebilir. Ya hocam böyle bir sistem mi olur denir. Arkadaşım, buradaki amaç zaten sizin göz-beyin uyumlamanızı sağlamak. Göz-beyin diyaloğunu geliştirmek,
Dolayısıyla bütünsel görmeyi, görsel almayı ve beyinde görselliği hızlı bir şekilde kullanmayı öğretmek amacıyla. Şimdi siz tutup da tekniklere bakıp sporu kıyaslayamazsınız. Ya da sporda yapılan bir iki tane tekniğe bakarak spor bu diyemezsiniz. Ya da o sporun içerisinde bir iki tane tekniği öğrenerek o sporu yine yapmış olmazsınız. Biz de diyoruz ki uygulamalar size tuhaf, mantıksız, saçma gelse de devam edin. Arkadaşlar, gelişiminizi gözlemlemek için sürekli dönem dönem, yani sürekli derken dönem dönem hız ölçümü yapabilirsiniz. Tabii hız ölçümü de kastettiğimiz dakika tutarak kelime okumak yerine en basit pratik yöntem, aç telefonunu, bir dakikalık zaman dilimini kur, okumaya başla. Bak bakayım ne kadar okumuşsun. Ya da 10 dakika oku, 10 dakikada kaç sayfa okudun? Bu çok daha etkili bir yöntem olacaktır arkadaşlar. Bunları sistem olarak, tip olarak yaparak kullanmanız ciddi anlamda fayda sağlıyor. Arkadaşlar, yine bir sorumuz. Hocam, sınavda bilgilerim zihnimden uçacakmış gibi oluyor. Bak, uçacakmış gibi oluyor. Sınavda bilgiler uçacakmış gibi oluyorsa, bak oluyor. Olmuyor. Sadece uçacakmış gibi oluyor. Gibimiş. Bu bir duygudur. Bu duygu genellikle uçacakmış gibi oluyorsa arkadaşlar, birine bir şey ispat etme mücadelesi ya da biri beni değerlendirecek, eleştirecek psikolojisi ya da ya yanlış yaparsam düşüncesi ve en çok daha önce yaşadığı bir olumsuz deneyim ve kendi baskılaması. Bir önceki soruda verdiğim cevabın ilk cümlesi öğrenme kalıcı iz bırakmaktır. Kalıcı iz olduğunda unutmazsın bir. İkinci şık neydi? Başka biri için değil, kendin için oku, kendin için çalış. O seni daha iyi motive edecektir. Bunu bu şekilde öneriyorum. Çünkü bir sonraki iki kaç soruda da benzer sorular var arkadaşlar. Bugünlerde sınav yaklaştı ya. Sınav yaklaştıkça sınav ilgili sorular çoğalmaya başladı. Yalnız burada ısrarla şunu söylüyorum. Değerli arkadaşlar, sınav ölüm kalım savaşı değildir. Değerli arkadaşlar, sınav yaklaşıyor. Nedense sınav yaklaşıp son 2-3 ay kala, 4 ay kala öğrencilerin hatırı sayılır bir kısmı ne yapıyor biliyor musunuz? Aşık oluyor. Ya zamanı mı şimdi? Dereye geçerken at değiştirilir mi? Hocam diyor, sen hiç aşık olmadın mı? Sen diyor şairsin, bunu sen mi söylüyorsun? Tamam, kabul ediyorum da. Nereden vuracağı belli olmaz. Hani Anadolu tabiriyle eşekten düşmüşe dönersiniz ama arkadaşım sınav yaklaşıyor. Peki neden aşık olur? Onun da psikolojide net karşılığı var. Bizler sadece zihnimizi besliyoruz. Duyguyu besliyoruz mu? Hayır. Duyguyu beslemezsen duygu en ufak bir yerde kaçıp gidiyor. Duygu yönetimi olmazsa kaçıp gidiyor. Lütfen, bu önemli bir nokta. Tamam, bu elinizde değil, kabul ediyorum ama ya biraz dikkat edin bu konuya. Duygusal çatışmalara girmeyin. Hani aşık olma boyutunda işte efendim bunlara dikkat etmenizi tavsiye ederim. Ya sınavdan sonra aşık olun. Biraz kendinizi frenleyin. Ya hocam bunu da söylemeyin. Kabul ediyorum. Zor bir süreç. Ama ne yapayım? Olması gereken bu. İşin garip tarafı, sınavda aşık olan öğrencilerin neredeyse tamamına yakını sınavda bütün aşkı bitiyor. Bu da bir gerçek. Onun için arkadaşlar, sınavda önce buna dikkat edin. Bunu niye söyledim? Sınav ilgili bol miktarda sorular geliyor bize. Bundan sonraki süreçte biraz sınav sorularına yoğunlaşmayı istiyorum ama daha hızlı okuma kısmı, etkin okuma kısmında önümüzde herhalde bir 8-10 program daha olacağı benziyor. Okumak bu kadar basit bir eylem değil arkadaşım. Okumak, anlamak o kadar keyifli ki. Neyi nasıl yapacağını bil. Evet, bir diğer sorumuza geliyoruz. Sınavlarda bildiklerimi hatırlamakta zorlanıyorum. Arkadaşım, bunun net cevabını biraz önce belirttim. Tekrar. Ve bir diğer soru. Ah, genelde kız öğrencilerde çok gördüğüm bir şey. Hocam diyor, geç saatlere kadar ders çalışıyorum.
öğrenme konusunda yine de tam olarak tatmin olamıyorum. Arkadaşlar, öğrenci arkadaşlarımızın, bilhassa kız öğrencilerimizde çok gördüğüm bir şey. Ha, erkekler bu konuda biraz daha rahat. Yani annemin tabiriyle biraz daha hayta. Ama kızlarda biraz daha hassas, biraz daha duyarlı, biraz daha onlar duygularının çok daha fazla etkisine kaldıkları için midir, nedir arkadaşlar? Yani yaptığı işi mükemmeliyetçi yapmak istiyorlar, en iyi yapmak istiyorlar. Bir de eğer ki işitsellik varsa, bir de dokunsallıkla birleştiyse, Allah en iyi yapacak, içine sinecek, böyle yaptığı iş bütün sıralaması tek tek zihninde olacak, şema karşısında olacak ve en önemlisi içine sinecek. Zaten diyor ki tatmin olamıyorum diyorsa bu arkadaşımız zaten dokunsal, belli. Bir de işitsellik varsa Allah, plan yapmaktan, iş yapmaktan tasarlayamaz, geleceği planlayamaz dahi. O yüzden burada tavsiyemiz şu, elinden gelenin en iyisini yap. Amacını belirle. Planlamanı yap. Planları programlara dönüştür. Eyleme geç. Yeterince tekrar yap. Deneme sınavını çöz. Dönem dönem kendine zaman ayır. Nefesle, sporla, değişik yöntemlerle rahatlama, gevşeme tekniklerini öğren. Bu senin öğrenme hızını artıracaktır. Öğrenmeyi kalıcı hale getirmek istiyorsan da görsel, işitsel, dokunsal unsurları kullan. Hayatının bir evresiyle o bilgiyi birleştir. Bak bakayım unutabiliyor musun? Dediğimiz gibi bir de seviyeye göre alt, orta ve üst seviye testleri de çöz. Geriye bir şey kalmadı. Sen tedbirini al, takdir Allah'tandır. Diyelim ki çalıştın, mücadele verdin, olmadı. Bunda da vardır bir hayır. O zaman ne yapacağız? Başka bir yöntem daha deneyeceğiz. Eğer başka bir yöntem daha denemezsen tıkanır kalırsın. Aynı yöntemle bir şey elde edemiyorsan ikinci, üçüncü, dördüncü yöntemi kullan. Zaten duyuda bile 5 temel duyumuz var. O 5 duyunun kombinasyonlarını kullan. Görerek, işiterek, duyarak, tadarak, koklayarak bilgiyi içselleştir, daha etkili olacaktır. Arkadaşlar, bir diğer soru, ders çalışırken fazla sıkılıyorum. Sıkılmak çoğu kişinin yaşadığı bir durum. Sıkılmak. Peki ben şunu soruyorum arkadaşıma. Güçlü bir amacın varsa, ne istediğini biliyorsan, hedefini koyduysan, kafana taktıysan, yaptığın işten sıkılıyor musun? Dikkatin dağılıyor mu? Motivasyon düşüyor mu? Konsantrasyonun bozuluyor mu? Koy veriyor musun? Hayır. Ne yapıyorsun? İyi bir motivasyon oluşturuyorsun. Çünkü ne istediğini biliyorsun, amacın net, hedefini belirledin, önünde engel kalmaz. Değerli arkadaşım. O yüzden diyoruz ki sıkılma bir duygudur. Bir duygudur. Her duygu gibi gelir ve geçer. Her duygu gibi yönetilir ve yönlendirilir. Arkadaşlar, insanlar duygularını yönetip yönlendirebilirler. Bir zaten öğrenmenin ilkelerinde, öğrenmek hayattırda, öğrenme eğitimlerinde bunları paylaşıyoruz sizlerle. Öğrenme sadece zihinsel süreçler olarak bakmıyoruz. Duygu boyutu var, ruhsal boyutu var, zihin boyutu var, beden boyutu var, fizyoloji boyutu var. Bu 4 temel unsurdan yaklaşmazsak başarılı olmamız imkansızdır. Siz bir bina yapacaksınız, sadece harç aldınız. Olmaz. Sadece tuğla olmaz. Sadece beton olmaz. Onlar birleştireceksiniz. Spor yapacaksınız, ben sadece sporun bir alanı ya ne diyelim, sadece bir hareketini öğreneceğim. Onu öğrenmek bir işe yaramaz. O zaman ne yapacağım değerli arkadaşım? Sporu bir bütün olarak göreceğim. Sistem bir bütün olarak göreceğim. Siz sistemi bir bütün olarak görmezseniz, bir parçasını sistem gibi görürseniz, parçasını onarmaya kalkarsanız yine olmaz. Sistem bir bütündür. Her işte böyledir. Ders çalışırken de öyle.
Sistem mantığıyla yaklaşın. Önce dersin ne işe yaradığını, hayatın neresinde olduğunu, nasıl ders çalışırımdan önce niçin çalışmanız gerektiğini sorusunun cevabını verin. Sonra o ders hayatın neresinde, bunun cevabını verin. O dersten sonra ise o işlediğiniz konu hayatın hangi kısımlarında ve ben bunu hayatımın neresinde ve nasıl kullanabilirim düşüncesiyle çalışmaya başlayın. Ve öğrenirken, ders çalışırken de o öğrendiğiniz bilgiyi hem görsel hem işitsel hem dokunsal teknikleri kullanın. Ve yine o öğrendiğiniz bilginin daha önemlisi hayatımın neresinde ve nasıl kullanacağım, hangi şekilde kullanırım düşüncesiyle gittiğinizde o bilgileri çok daha kolaylıkla öğrendiğinizi göreceksiniz arkadaşım. Yeter ki sen düşüncene sınır koyma. Yeter ki sen düşünceni sınırlandırma. Ön yargıları parçalamak, atomu parçalamaktan daha zordur diyor Einstein. Sen öndeki ön yargıları bırak, neyi, niçin yapmam gerektiğini cevabını ver. Ondan sonra çalışma stratejilerini öğren, eyleme geç. Bak bakayım soru ve sorun kalıyor mu? Bize gelen öğrencilerin büyük bir çoğunluğunda gördüğüm bu isteksizlik. Niçin çalıştığının cevabını vermemesi. Veliler geliyor, sürekli öğrenci de getiriyor. Aynı dertlerden, aynı konulardan muzdaripler. Biz de diyoruz ki, öğrenme ile ilgili yaptığımız çalışmalarla sizlerleyiz. Sizin hayat ve akademik başarınız için yanınızdayız. Sizin için basamak olmaya hazırız. Ve yine her pazar BBN Türk televizyon kanallarında bilgimizi sizlerle bölüşüyoruz. Ve arkadaşlar bizleri sorusuz bırakmayın. Bizleri eleştirin, sorularınızı sorun. Elimizden geldiğince, dilimizden döndüğünce sizlerle bilgimizi paylaşmaya devam ediyoruz. Efendim bir sonraki programda görüşmek üzere. Güzelliklerle kalın.